Eti sevenler burada mı? Herkese merhaba. Gene arkadaşlar müthiş bir yemekle karşınızdayım. Bugün hep hayalini kurduğunuz et var ya, işte onu yapacağım. Şöyle fırında mükemmel bir et hayal ediyorum. Ben de öyle hayal ediyorum. İnşallah öyle olacak. Ben askerliği Malatya'da yaptım. Malatya biliyorsunuz Doğu et olarak çok iyi. Orada bir et yemeği yapıyordu adam bir lokantada. Devamlı izne çıktığımda gidiyordum. Onu yapmaya uğraşacağım. İnşallah başarılı olurum. Şimdi arkadaşlar 1 kilo dana sokumu aldım kasaptan. Jülyen biçiminde doğradım. Doğrama işlemini göstermedim size. Yani şu şekilde gördüğünüz jülyen dediğimiz bu şekil doğrama. Parmak gibi, parmak gibi böyle böyle. Bunu şimdi fırında yaparken nasıl yapacağız? Önce buna yarım su bardağına yakın sıvı yağ atıyorum. Çünkü bu jülyen yağsız et. Bir tatlı kaşığı tepeleme tuz atıyorum. Hatta birden birazcık daha fazla ve kasaptan özel aldığım iç yağını atıyorum. Arkadaşlar bu da altında eriyecek ekmek banmak için. Şu şekilde atıyorum. Bunları bir güzel karıştıracağız. İç yağlarını şoktan çıkardım. Bunları karıştırırken bir bardakta soğuk su ki pişerken buharıyla eti yumuşatsın. Gerçi bu etimiz çok yumuşak bir et. Yani her zaman söylüyorum ya, bu tırancın üstünde sırta yakın bir yerden olan et. Bu tip işlerde o eti almanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bir güzel karıştırdıktan sonra borcamımıza döküyorum. Fırın tepsisi bunun için büyük gelir arkadaşlar. Etimizi yerleştirdikten sonra şu pişirme kağıtlarıyla ben bunu bir güzel sarıyorum. Şu şekilde fırına koyarsanız zaten açılmayacaktır. Şimdi fırını yüksek sen derece ısıttık. Yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Onlar pişerken biz de böyle küp küp yaptığımız iri iri doğradığımız patatesleri kızartalım. Evet, belli bir süreden sonra kağıdını kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi üst tarafları da kızarmış. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kızarmışlar alta. Kızarmamışlar üste gelsin. Karıştırdıktan sonra üstü açık olarak suyunun çekmesi için biraz daha pişmeye bırakıyoruz. Evet, etimiz en sonunda pişti. Gördüğünüz gibi tam hayalini kurduğumuz gibi mükemmel oldu arkadaşlar, mükemmel. Şimdi buna yapacağımız işlem bir miktar kekik atmak.
Bu hala sıcak olduğu için kekiği atıyoruz. Zaten pişerken kekiği atmak hiç iyi değil. Şöyle bir karıştırıyoruz. O hemen zaten kekiği şeyini alacaktır. Rağ yağsını. Tabi onun miktarı sizin isteğinize göre. Tabii ki etin olmazsa olmazı patates kızartması. Benim için olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu arkadaşlar. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Eğer ki bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz.